için yardım dayanışma bir etkinliği var. Evet. Bugün sen de katıldın. Fakat ne hikmetse Erzincanlılar özellikle burada o kadar duyarlılığını göstermedi. Buralardan gelenlerin haricinde. Şimdi tabii onun bu taraftaki Almanya'daki boyutunu bizler bilemiyoruz. Biz Erzincanlıların gecesini böyle bir gece olduğu söylendiğinde memnuniyetle karşıladık. Tabii ki bir Erzincanlı olarak özellikle de Erzincan'ın neresindesin? ben Ulalıyım. Ulalı. Evet, yani içinden sayılır. Tabii ben Ula'da doğdum ama babamın köyü Gözeler diye Gözeler köyü. Şimdi tabii biz buranın organizasyonuyla ilgili bir bilgiye sahip değiliz ama Erzincan'la ilgili her nerede organizasyon olursa olsun biz tabii ki seve seve koşarak sadece Erzincan değil Dersim de aynı şekilde bizim için. Çünkü bir yarımız da Dersim'e bağlı. O yüzden bir ayrım gözetmeksizin özellikle o iki etkinliklerde bulunmaya çok gayret gösteriyoruz, özen gösteriyoruz. Sevgili Taner, biraz sende ben isyankar bir yapı da görüyorum. Ben özellikle senin Erzincan'da bir konsere katılışında Evet. bir televizyon kanalında da izledim ve isyanını gördüm ve cezayı ben öderim dedin. Evet. Orada bayağı posta koydun. Yani ben o Evet. anlamda sana gerçekten delikanlı bir çocukmuş, helal olsun dedim yani. Şimdi aslında bunu sorduğun da çok iyi oldu Yaşar abi. Çünkü insanlar yanlış da yorumlamışlar. Çünkü ben Cem TV'de program yaparken e-mailler gelmiş birkaç hatta fakslar gelmiş. Sanki ben polis müdürünü çağırıyormuşum pozisyonuna soktular bazı kendini bilmezler. Aslında orada ben program yaparken işte polisler geldi, işte polis müdürü geldi, emniyet müdürü geldi. İnsaneden pozisyonları oluşunca ben de emniyet müdürü gelsin kendisi beni indirsin sahneden diye sistemde bulundum. Çünkü sonuç itibariyle sanatçıya yapılan en kötü muamele de insanede Evet. demek terbiyesizlik bence. Yani şimdi zaten bizim de o konserde bazı aksaklıklar meydana geldi. Bizden kaynaklanmayan. Ama bizim zaman süremizin çok çok azında bize bu yapılınca biz de ister istemez biraz sistemde bulunduk. Çünkü ondan bir hafta önce ben 2 Temmuz'da Sivas'a gittiğimde yine polisler tarafından engellenme ile karşılaştık. Hatta tartışarak alana girdik. İşte oradaki işte Madımak Oteli'nin önüne gül bırakma noktasında bayağı bir uğraşlardan sonra varabildik. Onun da üstüne yine Erzincan'da da aynı şekilde bir işte emniyet müdürü hani geldi in muhabbeti olunca bazı dostlarımız da herhalde yanlış anlamışlar. Yani sanki ben hani ben orada şunu söyledim. Evet dedim ki o emniyet müdürü gelsin, emniyet müdürü beni indirsin buradan dedim. Ama sanki emniyet nerede? Gelsinler falan beni böyle bir şey yok yani. Bunu da evet. Kesinlikle yok. Ben burada da belirtmek istiyorum. Çünkü ben de o programı izledim. Ve orada beceriksizlik varsa o programı sunan arkadaşlar, çünkü başta isimsiz olan sanatçılara saatler verildi. Evet. Daha sonra da saatler daralınca diğer işte arkada olan isim sanatçı arkadaşlara da iki türkü veya bir türküden sahneden almak istedi. Orada da sen Evet normal olarak aslında tepkini gösterdin. Yaşar abi aslında isim meselesi isim de değil. Yani sonuçta tabii ki bizde Erzincan'da sağ olsunlar hemşerilerimiz işte bize biraz sahip çıkıyorlar. Orada yani biz dört türkü okuyunca da insanlar hani bizi öyle Tabii. bırakmak istemediler. Tabii. Yani sonuçta oradaki insanlar bizi de beklediler sonuna kadar. Özellikle bizi sona bırakmalarındaki gaye de insanların oradan ayrılmamasıydı. Şimdi öyle de sevgili, şu anda tartışmaya giriyoruz, sorun değil. Ben şunu demek Estağfurullah. istiyorum. Şimdi Taner Özdemir olmadan evvel sahneye çıkarken başkadır ama Taner Özdemir bugün bedeller vererek bir yere Evet. geldi. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi şu anda senin oluşmuş bir kitlen var ve dinleyici kitlen var. Evet. Ve bu insanlar eğer oraya gelip Taner Özdemir'i veya herhangi diğer bir sanatçı hayran ise gelip dinliyorsa onu bir iki türküyle değil elbette 5-6 veya da Katılıyorum. sanatçının rahat verebileceği bir program olur. Yani iki türküyle ben o anlamda Ya orada şimdi orada konuyu bir de açtım. aslında benim bir de talihsiz bir olay orada başımıza geldi. Benim oğlum da orada 3 yaşında. Demirlerden tutarken bizi izlemek için orada görevli kapatıyor ve çocukların iki tane parmağı birden kırılıyor falan. Onu götürdüm. Sağ ol, teşekkürler. Getirdim. Onun üzerine yine aynı işte emniyet müdürü geldi muhabbeti olunca biz de ister istemez tepkimizi koyduk. Sonuçta zaten bu toplumda özellikle Alevi kültürünü yansıtan Alevi deyişlerini, türkülerini okuyan sanatçı dostlarımıza
Zaten ulusal medyada yer verilmiyor. Zaten bu noktada bize bir kısıtlama var. Biz bu noktada kendi efendime söyleyeyim, yani bu noktada bizim kendi baş kaldırışımızı veyahut da kendi söylevlerimizi, düşüncelerimizi, fikirlerimizi aktarma noktasındaki kanallarımız da sağ olsunlar bize sahip çıkıyorlar. Ama orada böyle bir engellemeyle karşılaşmış gibi duruma düşmek bizi üzdü gerçekten. Çünkü sonuçta biz orada kendi kültürümüze hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Gerçek anlamıyla Türkiye'de Alevilik ve özellikle Aleviler üzerinden farklı şekilde politikalar yürütülmeye çalışıyor ama ne hikmetse hepimizin de bildiği gibi Türkiye'de hala da cemevleri biliyorsunuz ibadethane olarak resmiyete kavuşmamış vaziyette. Hala da biz bu, hatta Osmanlı'nın temelinde Alevilik mevcutken bugün sadece Sünni bir dayatmayla, Sünnileştirme politikasıyla Türkiye farklı bir noktaya, hatta Sünni bir devlet modeli anlayışına götürülmeye çalışılmakta. Biz bunları tabii her fırsatta dile getiriyoruz. Özellikle soldan uzak, sol kültürden uzak 1980 darbesiyle beraber ülkemizde yaşanan bu dejenerasyonla beraber bugün Türkiye'nin geldiği durum ortada. Şimdi bizler, ben kendime zaten sanatçı hiçbir zaman demiyorum. Biz bu misyona sahip çıkabilme noktasında en ufak bir katkımız olabiliyorsa, bizi izleyen veyahut da bizi seven gençlere bu kültürü aşılayabilme noktasında bir katkımız olabiliyorsa, biz bunun gayreti ve uğraşı içerisindeyiz. Bu noktada da bir ufak katkımız varsa ne mutlu bize diye düşünüyorum ben. Peki Taner, bir soru daha. Şimdi bizler sizleri dinliyoruz, müzikal olan, sizin gibi güzel sesli olan sanatçılar dinliyoruz. Peki Taner Özdemir kimi dinliyor, kimleri dinliyor? Evet. Çarpaz bir soru. Şimdi ben tabii ki öncelikle Emre Saltık hayranıyım. Yani benim... Şimdi Emre Hoca burada izliyorsa, hocam kusura bakma, ben seni biliyorsun, ne kadar sevdim de bilirler insana. Şimdi mutlaka tartışmam ama... Onun şeyini anlatayım Yaşar abi. Şimdi gerçekten bu, hani şimdi şu anda da oğlumun kirvesi zaten aynı zamanda da, ama... Ben Emre Saltık'ın gerçekten çocukluktan beri hayranıyım. Hatta bir gün bana söyleselerdi, işte Emre Saltık'ın o zaman Emre Hoca ile beraberdi. Evet, onu çalışacağımı, onunla kirve olacağımı söyleselerdi inanmazdım. Ama bugün gelinen noktada gerçekten ben sadece Emre Saltık'ın sesine değil, aynı zamanda kişiliğine, duruşuna, sergilemiş olduğu duruşa bir mukabele, yani ondan dolayı daha fazla Emre Saltık'ı seviyorum. Ama ses anlamıyla da yine sevgili Özcan Türe'yi dinliyorum. Arzu'yu dinliyorum. Sevgili Mehmet Özcan'ın besteleri biliyorsunuz. Yani son süreçte gerçekten türkü olabilecek noktada besteler bize repertuara kazandırdı. Sevgili Mehmet Özcan'ı dinliyorum. Yani bu noktada da çok fazla... Hangi takımı tutuyoruz? Fenerbahçe'yi tutuyorum. İşte bu anlamda. Gerçi ben de Galatasaraylıyım. Burada tabii Galatasaray, Fenerbahçe sonuçta bir spordur. Yani elbette onlar bizi yenerken, biz sizi yenerken birbirimize takılmalar olur. Ama kesinlikle biz yeniyoruz biliyorsunuz tabii, evet. Sevgili izleyiciler. Ama o yüzden Galatasaraylar üzülüyor. Hadi Beşiktaş da bizi yeniyor. Biz bunu kabul ediyoruz, evet. Ama biz de Galatasaray'ı her zaman yeniyoruz yani. Onu da belirtelim. Fenerli dostlar. Şimdi spor şey, bu tip şeyler de yapıyoruz da, fakat şunu da söyle. Şimdi Fenerli dostlar dediler ki bu sene siz şampiyonluğu sevinemediniz. Neden? İşte sizin başkanınız bir manevra yaparak şöyle. Ama ben de dedim ki kardeşim, o beni pek fazla etkilemiyor. Beni tatmin eden bir olay var. Şimdi ben Galatasaray'ım. Son maçta götürüp Fenerbahçe şampiyonluğu kaptırdığı zaman o bana koyar açıkça. Ha, bu size koyduğu için yani Fener götür Manisa'da maçı ver aslında, gel. Aslında, bu yeter. Aslında tabii ki Denizli'de. 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 Ama biliyorsun yani Denizli'nin de ligde kalması için son Rize maçına bakmak lazım değil mi sevgili dostlar? Rize maçında neler olduğuna bir bakmak lazım. Denizli'yi o maça motive etmek için bayağı uğraş verdiler yani. O zaman ne yapalım biliyor musun? Sen en büyük cimbom de, ben de en büyük Fener diyeyim. Ne diyorsun? Ya sonuçta dostluk kazansın. İyi oynayan kazansın tabii ki. En büyük cimbom. En büyük cimbom. Kandırdım. Sevgili dostum. Benim partnerim de Galatasaraylı.
Biliyorsunuz Çiğdem'le evet, beraber Çiğdem program yapıyoruz. Çok başarılısı bu evet, arada da kutluyorum gerçekten. Zaman buldukça izliyorum. Güzel eserleri getiriyorsunuz. Yolunuz açık olsun diyorum. Peki sevgili Taner, sevgili açık mikrofon izleyicilerine bir kıta da olsa bir türkü alabilir miyiz? Gözüm yaşı ile yardan ayrıldım, yardan ayrıldım. Terzi baba derler, dilek diledim, dilek diledim. Bunca zulüm keder niye eyledin, niye eyledin? İntizarım sana sana şirin Erzincan, güzel Erzincan, viran Erzincan. İntizarım sana sana şirin Erzincan, güzel Erzincan, viran Erzincan. Efendim biz açık mikrofonda sevgili abimle beraberiz. Biz izliyoruz. Tabii biliyoruz ki sizler de izliyorsunuz. İnşallah sizler için keyifli bir sohbet olmuştur diye düşünüyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman yine yeni bir sloganım var. Kötülere mülakat çarpsın diyorum. Ben de sana katılıyorum abi. Mülakatler çarpsın kötülere, art niyetlere değil mi? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. İnşallah Türkiye'de demokratik bir süreçte halkların kardeşçe yaşayabileceği, gerçekten birbirini severek, bütün toplumların birbirlerinin inançlarına saygı göstererek, herkes birbirini severek daha güzel bir ulusta yaşamak dileğiyle diyorum. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok sağ ol, yolun açık olsun. Teşekkür ediyorum. Gecesinin tam içindeyiz ve yanımızda genç bir bayan arkadaşımız var. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz seni? Adım Meltem. 15 yaşındayım. Evet. Meltem nerelisin? Erzincan. Erzincanlı. Bugün de Erzincanlar gece düzenledi. Evet. Güzel bir olaydı. Bence çok güzel. Yani az katılım var. Ya evet doğru yani. İkide başlamasına rağmen çok az kişi geldi. Ben de şaşırdım. Peki Erzincan'a gidiyor muyuz? Bilmiyorum. Kısmetse inşallah tatile. Devamlı gidiyor musun? Onu sor. Ya şimdiye kadar hiç gitmedim. Hiç fırsatım olmadı. Olmadı. Niye suç orada? Değil mi? Parayı verecek ki gideceksin değil mi? Bilemem. Babama kalmış. Ne diyorsun? Şimdi bir şey söylesem babam evde beni sonra hesabı sorar değil mi? Yok canım. Ama şimdi şöyle, insanlar kendi atasının büyüdüğü toprakları görme. Mutlaka sen burada doğmuşsundur. Oralar belki değişik gelebilir ama sonuçta senin dedelerin oradan gelme, baban keza öyle. Oraya da sahip çıkma adına tatillere, deniz kenarına bir hafta gidecekse iki hafta o tarafa gidelim değil mi? Bende de doğru. Yapmak lazım aslında ama yani. Babanı tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Müslüm Şahin. Erzincanlıyım. Bugün bir gece tertiplediniz. Erzincanlılar olarak. Gerçekten hayırlara vesile olsun diyorum. Fakat beklenen bir kitle gelmedi. Değil mi? Maalesef bu gecenin
biraz içimizin buruk olduğu taraf da budur zaten. Buraya belli insanlar saygı göstermişler, emek vermişler, karşılığını aldıklarını sanmıyorum ben. Bu da aslında çok üzücü bir şeydir. İnsanların gerekli duyarlılığı göstermemenin ispatıdır. Yazık bence, verilen emeklere yazık. Buna saygı duymak gerekirdi. Peki siz Türk vatandaşı mısınız yoksa Alman vatandaşı? Ben Türk vatandaşıyım. Peki yakınlarda Türkiye'de önümüzde seçim var. Avrupa'daki seçmenlerle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Sandığın Avrupa'ya gelmesini istiyor musunuz yoksa size göre yanlış mı? Oradaki siyasete etki etmek istemiyor musunuz? Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında yurt dışında yaşayıp da ülkedeki seçime katılmanın çeşitli örnekleri var. Bunu farklı devletler gösteriyorlar, görüyoruz bunları. Bunun bir çeşitli örnekleri konsolosluk vasıtasıyla olabilir, mektupla katılma imkanları vardır. Sadece dışarıdan seyirci kalmaktan artık bıktık, ben şahsen söylüyorum. Benim de bir katkım olsun istiyorum. Ülkemin, vatanımın da olan politik olaylarda benim de bir parça emeğimin olmasını istiyorum. Bu benim en doğal hakkımdır vatandaş olarak. Katılmak isterim. Böyle bir şey, bu imkan bizlere sunulursa çok memnun olurum ben bilakis. Çok teşekkür ediyorum. Buradan son kez açık mikrofon